Şimdi dün akşam ben kendisiyle de karşılaştım. Bu arada anlattı bana fotoğrafın hikayesini. Ebru'cum, senin story'inde, hikayende gördüm. Küçük Ceylan. Ya ben 7-8 yaşında küçük Emrah'la küçük Ceylan'ı dinleyen bir nesilden geliyorum. Tabii hepimiz. Yani dinledin mi sen küçük Ceylan'ı? Bilmez misin küçük Ceylan hala? İşte o nesilden geliyorum. Yani yaş tabii. Olmuş benim şu an 62. Maşallah. Yaş olmuş 30. Hala küçük Ceylan falan gördüm. Bir anılarım canlandı. Tabii. Senle de maşallah bayağı bir şey. Yani hani yaş yani olarak bilmiyorum Ceylan, nedir ama. Ya küçük Ceylan küçüktü. Gerçekten de başladığında hala da çok genç. Ya 12 Çirgin yaşında değildi. Şarkılar, türküler söyledi, hayatımıza girdi. Yani yaşı çok büyük bir yaşı yok Ceylan'ın. Peki Ceylan affedersin bir genç. Şey soracağım, bu mevzuyu konuşuruz da. Hani bunlar küçük başlıyorlar ya, evet. Sanat dünyasında. Ruh hallerinde, psikolojide bir değişiklik var mı bu arkadaşların? Ya işte çocukluğumu yaşayamadım. Bak, günümüz örneği buna Aleyna. Hani 17 yaşında başladı. Ya da vardır mutlaka şu an aklıma gelmiyor. Küçük ama... İbo vardı bir arada, o bitirdi. Küçük Onur falan vardı, onlar bitti de. Evet. Bu arkadaşlar yani şöyle bir şey, sosyal medya bu kadar yok vesaire vesaire ama küçük Ceylan olarak, Emrah olarak girdi hayatımıza. Sen de 80'lerden bahsediyorum. Hayatım ses, yetenek ya ses. O ayrı. Sen çocukluğumu varsa... yaşayamadım, gençliğimi yaşayamadım diye acaba psikolojik bir bunalıma girmişler midir? Bunu merak ediyorum. Vallahi bilmiyorum. Neyse. Dün akşam kapıdan içeri bir girdi. Ne bunalım ne bir şey. Ben dedim ki kim bu acaba? Gözünde gözlükler böyle işte bu şimdi ben fotoğraflarda var aslında bizim dün akşamki. Böyle hafif böyle göbeği de açık bir şey giymiş falan. Tövbe bu ya. Vücut nasıl bir dedim ne yapıyorsun sen? Ne yiyorsun? Ne içiyorsun? Nasıl bir spor yapıyorsun? Övüyor muyuz şu bize an Ceylan'ı? Biraz anlat. Hayır, çok iyi gördüm. Çok güzel. İşte yani filtre, Photoshop'a geleceğim. Gerçekten. Ya programda küçük Ceylan'ı öveceğim aklıma gelmez. Ama ne güzel işte. Ay, ay, ay. Çok tatlı. Hadi akşam çok güzel sohbet ettik. Sonra hatta beraber de fotoğraf çekildik. Dedi ki gel dedi sen de dedi yarın magazinlik yapayım. Bak Nejat'la çektiğimiz fotoğrafta böyle. Fakat çektiğim fotoğrafta özellikle bir şey yapmadım dedi. Yani üzerine bir şey geçince o da hafif nasibini almış. Oldu. Bak hatta bana gösterdi. Bak Ebru dedi bizim de fotoğrafımıza fazla bir şey yapmıyorum dedi. Hmm. Gerçekten ama bir göz tabii. Hmm. Filtre yapmayan hiç kimse yok. Burada sence Nejat almış mı nasibini? Nasıl almış mı ya? Yanındaki Nejat İşler desen, ya demesen ben kim bu dayı diyeceğim. Yani Nejat İşler bu yanındaki Allah aşkına ya, baksana. Niye öyle olmuş acaba ya gerçekten? Yani zaten sadece kendisine yapmış anladığım kadarıyla Ceylan. Nejat abi de aman boşver bir şey olmaz deyip herhalde onu göndermiş. Görmedi belki de. Hı? Onu görmemiş de olabilir. Nejat'ı görmemiş evet. Olabilir aynen öyle. Hayır yaptığını fark et. Oluyor ya bazen öyle. Yani işte kendine bazen... odaklanınca dolayısıyla Nejat abimizi biraz hani harcamış tabiri caizse ama çok da fena bir şekilde değil. Ha yaptığı filtrede yani bir daha yapmasa güzel olur. Bu filtre iyi bir filtre değil. İyi bu filtreyi değiştirsin diyorsun. Bir de mesela uçtan inene kadar şarkılar söylüyor. Ne demek ya uçtan? Uçakta karşılaşmışlar. İşte filtreye çok kafa gidince oraya akıl gitmiyor. Uçaktan son anda Bodrum'dan bir kişilik yer varmış hatta iki kişilik kim yer girmiş kalmış. Peki o sırada Nejat mı girmiş? İkisi bir arada gelmişler. Bir de ne diyor türküler şarkılar söyleye söyleye mi gelmişler? Evet. Vay uçaktakilerin haline. Evet, ne bak. Kadar güzel olmuş. Nesi güzel be Allah aşkına uçak niye boyunca canım? Ceylan türküleri dinliyorsun. Çok güzel projeleri olacakmış bana biraz bahsetti. Dedim harika olur niye olmasın yani bir küçük Ceylan şarkısının stat, türküsünü. Çok güzel olmaz mı? Nejat İşler filminde. Bir stadyum konseri küçük Ceylan. Şahane olur. Konserden konsere koşuyor vallahi. Sevgi selam olsun. Seni gördüğüme sevindim tekrar Ceylan. Vallahi Ceylan abla diyemeyeceğim çünkü aşağı yukarı aynı yaştaydık anladığım aynen. Kadarıyla. Evet. 50 mi? 50. Oo, bak küçük Ceylan nerede tabii gelmiş. Canım. Hadi bakalım ama dudaklar filan burun falan herhalde bir ufak bir şeyden geçti. Küçük dokunuşlar. Ya burnu çok önce yaptırmıştı. Ben yani bildiğimde o estetiğiyle o zaman küçükken yapılmıştı. Hiç büyümemiş ben ama devam. Ben öyle hatırlıyorum. Hiç değişmemiş yüzü gerçekten evet. Öyle. Çok güzeldi. Küçük Ceylan ya. Peki, hayatımıza buyuruz. Damga vuran insanlardan ne gariptir, nesilmişiz kardeşim. Vay. Değil mi? Ama bak hafızalarımıza nasıl yer etmiş isimler. Ne yapacaksın yani? Çünkü yani gece gündüz Ceylan. Orada kalıyor mecburen. Yanık sesiyle. Peki.